Sevilen dizi Çukur'un 4. sezon 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında "Yamaç'ın Çukur'a bir şey olmasın diye kendimi sattım" sözleri herkesi şoke etti. Cengiz Erdenet'in "Yamaç'a bundan böyle beni de koruyorsun" demesi dikkat çekerken, "Yamaç ve Cengiz neden yan yana" sorusu akıllara geldi. Vartolu Yamaç'a hesap sorarken, "Yamaç'ın Çukur'a bir şey olmasın diye kendimi sattım" sözleri çok şaşırttı. Yamaç! Kendimi sattım! Yamaç'ın Erdenetlerin yanına geçtiğini duyan Cumali'nin vereceği tepki merakla beklenirken, aksiyon dolu çatışma sahneleri heyecanı yükseltiyor. Ece Erken'in evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmut Yazıcıoğlu ile ilişki yaşadığı haberi uzun süre gündemden düşmemiş, Mahmut Yazıcıoğlu eşinden Haziran ayında boşanmıştı. Yaz aylarını Bodrum'da tatil yaparak geçiren Ece Erken ile Şafak Mahmut Yazıcıoğlu, önceki gün Nişantaşı'nda bir kafedeydi. İkili sarmaş dolaş otururken objektife yansıdı. Görüntülendiklerini fark edince sinirlenen Şafak Mahmut Yazıcıoğlu masadan kalkıp muhabirlerin üzerine yürüdü. Fotoğrafların silinmesini isteyen avukat tehditler savurdu. "Belki beni şu an Marmaris'te biliyorlar. O fotoğrafları silmeyin de bakalım neler oluyor. Sizinle hesaplaşacağım." Ece Erken ve Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun Bodrum kareleri de çok konuşulmuştu. Ece Erken, sevgilisinin 9 ay önce boşanma kararı aldığını ve eşiyle ayrı evlerde yaşamaya başladığını söylemişti. Ancak Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun 15 yıldır evli olduğu Benan Mahmut Yazıcıoğlu'nun Instagram hesabından eşiyle sarmaş dolaş fotoğraflarını paylaştığı ortaya çıkmıştı. İlişkisiyle gündemden düşmeyen Ece Erken'in son olarak sevgilisine ait olan araçların dikiz aynalarını kırdığı görüntüler sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Erken'in araçlara zarar verdiği videoları Instagram hesabından paylaşan Benan Mahmut Yazıcıoğlu, Erken hakkında tedbir kararı aldırmıştı. Herkesin bayramını kutluyoruz. Büyüklerimizin ellerinden öpüyoruz, değil mi? Küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz. Ve... bugün bayram mı? Evet. Bugün. Evet. Bana paka ver. Ne yapacaksın Aris?
Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ün Neslican Tay'ın hayatını konu edinen filmde yer alacağı haberlerini yalanladı. Eşinin adının reklam için kullanıldığını belirten oyuncu şöyle konuştu. Neslihan bu konuyla ilgili açıklama yapacak. Kendisi projeyi kabul etmedi. Bunun sebebini de gerekçeleriyle yapımcısına bildirdi. Ama yapımcı o kabul etmediği halde reklam malzemesi olarak kullandı. Bunun altında biz iyi niyet aramıyoruz. Neslican'ın acısı çok taze. Acı bu kadar tazeyken bu işler aceleye getirilmez. Daha vakti var. Hayatının en iyi şekilde anlatılacağı senaryolara ihtiyaç var. Neslihan gerekli açıklamayı yapacaktır. Biz zaten teklif ilk geldiğinde çok hassas davranıp neden kabul etmeyeceğimizi anlattık. Yapımcının bu kadar agresif bir PR yapmasını da anlamıyoruz. Çok üzgünüz. Mükemmel değiliz ama her şey yolundaymış gibi davranıyoruz ya sosyal medyada. Aslında öyle değil hiçbir şey. Aslında başarısız olabilirmişim, aslında herkes başarısız olabilirmiş, başarısız olmaya hakkımız varmış. Hepimiz başarısız olabiliriz. Emin ol ki hiç kimse de gözüktüğü kadar mutlu değil. Hepimizin kusurları var, hepimizin mutsuz olmaya da hakkı var. Dikkatinizi sadece bir dakika bir şeye çekmek istiyorum. Saçlarımın griliği ile tişörtümün griliğinin uyumu. Bu çok önemli. Birkaç gün önce kemoterapi aldım. Ve çok fazla ağrım var. Çok ağır ağrı kesici kullandığım için günde iki kere kullanma hakkım var. Birini sabah uyandığımda kullanıyorum. Diğerini de uyumama yakın almaya çalışıyorum ki gece rahat uyuyabilmek için ya da hani arasındaki saati iyi tutmaya çalışıyorum. Masa bağlanınca ağır kesicim böyle inanılmaz güçlü bile olsa etkisi geçiyor 5-6 saat sonra. Ve şu an mesela etkisinin geçtiği saatlerdeyim. Süper kahraman değilim. Acımı bir anda dindiremiyorum. Peki ne yapıyorum? Ben hani ruh hastasıyım. Ne yapıyorum? Müzik çalıyorum. Müziğe kendimi bırakıp kafamı saldığımda bile ağrım oluyor. Ağrıyı düşünmemeye çalışıyorum. Sadece etraftaki güzel şeylere odaklanmaya çalışıyorum. Dedikodu varsa mutlaka katılıyorum. Ve kafamı dağıtmaya çalışıyorum. Ancak böyle üstesinden gelebiliyorum. Size söylemek istedim. Merhaba, bir çok güzel bir haber aldım. Sizinle de paylaşmak istiyorum. Çok zor bir süreçten geçiyorum bu senede. Ama aynı zamanda okuluma da devam ettim ve bugün öğrendim. İyi hazırlığı bitirmişim. Sizinle de paylaşmak istedim. Bu sene inşallah bölümdeyim. Çok mutluyum. Umarım bu yazından sıkıntılı süreçler biter ve elinde bomba gibi psikolojik alaylı olarak okuluma başlayabilirim. Size hiç kimse öleceğinizi söyleyemez hiçbir şekilde. Bunu asla kabul etmiyorum. Hani ya bana ölecekmişim gibi baktı ama mesela o olay üstünden bir sene geçti. Neredesin taksici amca, ben buradayım. Hala hayattayım bak. Kansere. Kanser zaten tamamen bundan ibaret. Hepimiz her gün kanser atlatıyoruz. Bağışıklık sistemimiz onu, o bozukluğu yok edebiliyor. Ama stres altında olduğumuz zaman bağışıklık sistemimiz geri duruyor ve çalışmıyor. Geçen bir belgesel izledim. O kadar çok etkilendim ki ağladım belgeseli izlediğimde. Heal diye bir belgesel, şifa belgeseli Netflix'te. Eğer ben sağlıklıysam kemoterapi alıp tedaviye devam edebilecek kadar onu da yenebilirim diye düşünüyorum. Çünkü bunu 3 kere yendim. Ve ben de ve sen de ve belki bir sürü insan. Hepimiz çok iyi olacağız.